Efendim, sokak konuşuyordan herkese iyi akşamlar, mutlu akşamlar diliyorum. Ben Rüya Yıldız. Saatlerimiz tam 17.50 ve sokak konuşuyor başladı. Peki bugün neredeyiz? Kameraman arkadaşım Emre ile beraber şu güzelliğin içerisindeyiz. Yalın Park'tayız efendim. Hava çok güzel, deniz çok güzel, insanlar çok güzel. Çünkü keyifli havanın tadını çıkarıyorlar. Aileleriyle, arkadaşlarıyla gelmişler. Burada sohbetler ediliyor. Peki sokak konuşuyorum bu bölümünde ne yapacağız? Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiş ki, dünyadaki her şey kadının eseridir demiş. Hakikaten paşamız bu konuda da doğru söylemiş diye düşünüyorum. Biz de bugün bu temadan yola çıktık. Diyoruz ki çünkü Kadınlar Günü geliyor. Biliyorsunuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor. Bugün geldim. Biraz insanlarla sohbet edeceğiz burada. Önce onları tanıyacağız. Sonra da Kadınlar Günü ile alakalı düşüncelerini alacağız. Bakalım onların hayatındaki en önemli kadınlar kimler ve onlara hangi mesajları gönderecekler? Siz de lütfen Kadınlar Günü'nde, sadece bir günde değil, bütün günlerde hem kadının hem erkeğin önemli olduğunu da söyleyelim ve düşündürelim diyoruz. Sokak Konuşuyor Yalın Park'ta başlasın. Efendim, Yalın Park'ta oturduk şöyle. Yalın Park'ın locası olabilir bu bank. Çünkü karşıda havuz, yanda deniz, her yer yemyeşil. Hanımefendiler locayı tutmuşlar. Ama burada bedava. Öyle de güzel bir doğa. Hava da değil güzel. Mi? Hava da güzel. Bir tanıyalım mı sizi? İsim ne? Zeliha Çelikkaya. Zeliha ablam. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Emekli beyim. İyi. Şükürler olsun. Neler yapıyorsunuz? Şimdi beyim rahatsız, ondan çok geçmiş olsun. Ona bakıyoruz evde, gelen giden oluyoruz. Onlar da uğraşıyor, torunlar gelir. Torunlar okuyor İstanbul'da. Afyonlu musunuz? Yok, biz Ispartalıyız. Ispartalısınız. Yakından geldik gene. Evet. Bugün ne yapıyorsunuz? Komşu, arkadaş. Bugün pazarımız vardı, çarşamba pazarımız. Ben pazara gittim geldim. Gidelim mi diye, gidelim dedim, geldik. Biraz biz yakın. Evet. Bir yandan bak şimdi böyle sardık külahlarımızda, çekirdek keyfi yerlere yapıyoruz. Atmıyoruz asla. Evet. Burada ikinci yeri var. Burası evet. Çünkü burası şeyi tazesi. Evet. Evet. Yerlere atmıyoruz efendim. Siz de tanıyabilir miyiz? Ben Ayla Çekmiş. Rizeliyim. 53 senedir Antalya'dayız. Oh, maşallah. Ne güzel. Başka ne istiyorsun? Rize'den kaç yaşına geldiniz buraya? 18 falan. 18 yaşında. Karadeniz'de çok güzel. Evet, tayin olduk geldik eşim. Memurdu. Antalya yokken biz vardık diyoruz. Ya. Yoktu saydı. Ufak bir yerde. Buralar nasıldı o zaman? Boş muydu daha? Buralar şuradan Bahçıvan. Cadde geçiyordu. Bahçıvan evleri vardı. Şuraya da sebze çıkarırlardı pazar günleri. Ya. Arabalan geçerdik Lara'ya kadar. Sebze alırdık yol üzerinde. Bütün buralar portakal bahçesi, mandalinalık. Ne güzel. Aşağılarda da vardı. O taraflar da öyle can. İki tarafta. Ama bak şimdi bak, belediyelerde yaptı, ne güzel parklar oldu evet. Burası. Şimdi de güzel oldu. Değil mi? Güzel. Şimdi güzel. Güzel oldu. Peki hanımlar, biz şimdi üç hanımefendi oturduk, biraz konumuza gelelim bakalım. Şimdi biliyorsun 8 Mart geliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ne ifade ediyor sizin için? Ne ifade ediyor? Kadınlara önem verelim. Yani bir gün olması doğru bir şey midir? Özel bir gün olması. Her gün olması lazım. Niye öyle bir özel bir gün olsun? Her gün kadınlarımızın anneyiz yani. Her gün günümüzdür. Yani anneler ölmesin, kadınlar ölmesin. Şu kadına şiddet dursun artık. Dursun ya, dursun. Yani gitgide medeniyeti aşıyoruz, vahşileşiyoruz. Yazık, günah. Gene birkaç gün evvel televizyoda şey yaptım. Bilmem neydi. Cenazelerimiz var. Allah sabırlık versin ailelerine. Amin. Yani acı aslında her yerde. Orada doğuda askerlerimiz öldü, bizim içimiz yandı. Yandı, evet. Burada kadınlar ölüyor, gene içimiz yanıyor. Evet. Şu günlerde... Neden ya? Üç günlük dünya değmez ya hiçbir şey. Evet. Aynen öyle. İnşallah son olsun. Bütün i̇nşallah acılar dursun. İnşallah. Kadınlar i̇nşallah günde çok güzel. İnşallah iyiye gideriz. İnşallah. İnşallah. Hayatınızdaki en önemli kadın kim? Nasıl yani? Şu anda mesela sizin için en önemli kadın kim? Herkes. Bütün kadınlar. Ya, tek olarak. Tek olarak değil. Tek olarak kıymet veremeyiz. Herkes bir anne, bir bacı, bir kardeş. Ya. Bütün kadınlar eşittir. Hepsi nerede olursa olsun. Peki. Bir kadın her gün mesajı alayım mı? Kadınlara artık şiddet olmasın.
bunu istiyoruz. Değerleri olsun, anne oldukları bilinsin bir kadın olarak. Kıymet verilsin. Yerine göre saygı gösterilsin. Başka bir şey istemiyoruz. Herkes şimdi, mutlu olsun. Herkes mutlu olsun. Ya biz erkekler de mutlu olsun, kadınlar tabii ya, da mutlu bir tek olsun. Tabii şimdi erkekler de tabii. O beylik etmiyorum. Onların da iyisi var, şeysi var. Onlar da mutlu olsunlar. Şu parktaki çiçeklerden farkı yok kadınların. Evet. Sizden de son bir mesaj alayım efendim. Kadınlar Günü mesajınız nedir? Tüm izleyenlerimize. Kadınlarımız çile çekmesin. Hep beraber yaşayalım. Huzur içinde. Huzur içinde yaşayalım. Peki. Ben sizi bulmuşken bir şey söyleyeyim. Buyurun. Ben yeşil, Karadeniz'de olduğumuzdan mı bilmiyorum, yeşili çok seviyoruz. Hı-hı. Yani şöyle çarşı içinde olsun, caddeler, Antalya çok sıcak bir yer. Ve bu ağaçların altına yazın nerede bir gölge onun altına koşuyor. Doğru. Şu ağaç budamayı Antalyalılar bir öğrensin lütfen ya. Ağaçları kütük ediyorlar. O kütük bir sene dal veriyor. İkinci sene biraz veriyor. Üçüncü sene gövde kabuk atıyor, kuruyor. Doğru. Doğru. Şuradan parkın girişinden bir bakın oradaki ağaçları. Ya böyle ağaç budanmaz. Ben Işıklar'da oturuyorum. Bugün bir tur attım. Narinciye dikilmiş. Neyi açıyorsunuz ya? Bütün narinci ağaçları budanmış. Kel bir başı kalmış. Budama bilinçli yapıyor. Bilinçsiz yani. Bu ziraat doğru. Mühendisi vardır, şeyi vardır. Bu ağaçları bilhassa Antalya'da kurutmak için buduyorlar. Bunu söyleyeyim. Kurutmak için buduyorlar. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü onları görüyoruz. Bakıyoruz bir sene budanmış. İkinci sene bir iki dal veriyor. Üçüncü sene onu da vermiyor, kuruyor. Yazık, günah ya. Hepsini koruyalım. Anlaştık. Kadınları koruyoruz. Doğayı koruyalım. Hayvanları koruyalım. Tabii. İnsanları koruyalım. Biz çekirdek yiyelim. Siz de Sokak alın, Konuşuyor gidelim. İzlemeye devam edin. Siz devam edin. Evet, şimdi de güzel bir böyle masaya oturduk yine. Melike Hanım var yanımda. Bir de ona soralım. Tekrar diyelim ki acaba Kadınlar Günü ne ifade ediyor? Onu da görüşlerini alacağız ama önce tanıyalım. Efendim merhabalar. Sizi biraz tanıyabiliriz. Melike ben. Evliyim. 10 yıldır evliyim. Bir 5,5 yaşında bir tane oğlum var. Çalışıyorum. Ne işe meşgulsünüz? Özel sektörde çalışıyorum. Yani onun dışında. Nasıl geçiyor günleriniz? Genelde çalışarak geçiyor. Yani bu ülkede zaten inanılmaz derecede mesai harcaman gerekiyor. Hayatını doğru ya da istediğin şekilde yaşayabilmek için. Dolayısıyla biz de fazla çalışma saatlerine inanılmaz derecede şikayetçiyiz zaten. Sürekli çalışarak geçiyor. Haftada bir gün bulduğumuzda da işte çocuğumuzla, ailemizle, eşimizle kendimizi dışarı atıyoruz. Geliyoruz böyle yeşilin, doğanın içerisinde biraz nefes almaya. Aynen öyle, aynen öyle. Peki efendim şunu soralım. Şimdi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor biliyorsunuz. Hı-hı. Ne ifade ediyor sizin için? Neler söyleyebilirsiniz bugünle alakalı? Yani Türkiye'de son yıllarda değil de yani çok uzun zamandır aslında var olan ama son yıllarda inanılmaz derecede artan kadın şiddetini, kadın cinayetlerini düşündüğümüz zaman aslında benim için bugünün hiçbir önemi yok. Yani bu iş hayatında da böyle, sosyal hayatta da böyle, yani kadına uygulanan şiddet her yerde. Dolayısıyla da hani bu özel günlerin biz kadınlar için çok fazla bir önemi yok. Bizim tek istediğimiz şey güvenlik. Yani güvenli bir ülkede yaşayabilmeyi ümit ediyoruz. Başka istediğimiz bir şey yok aslında. Onun dışında da ekstrem bir durum, yani özellikle bu günler benim için ekstra hiçbir şey ifade etmiyor. Bize çiçek almak yerine bize zarar vermeyin diyorsunuz yani. Tabii önce güvenlik. Aynen öyle. Yani öncelikle güvenlik istiyoruz. Yani sadece böyle özel günlerde bir takım kutlamalarla, bir takım işte tebriklerle, işte hashtag paylaşımlarıyla falan değil de, hı hı, tamamen gerçekten bu ülkede güvenli yaşamak istiyoruz. Gerçekten kendimizi böyle dışarıda olduğumuzda güvende hissetmek istiyoruz. Zararlı, tacizci bakışlardan uzakta hissetmek istiyoruz. Her anlamda söylemem gerekirse yani evdeki şiddetten tutun da işteki şiddetten, sosyal hayattaki şiddetten tamamen uzakta olmak istiyoruz. Sonuç olarak hani Peygamber Efendimiz de demiş, cennet kadınların ayağı altındadır demiş, değil mi? Yani bu felsefeyle, ki biz de Müslüman bir ülkeysek, bu felsefeyle ilerlememiz gerekiyor ama ne yazık ki kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu bizim için bu bizim için daha da böyle kadınları sindirmeye çalışıyorlar. Ben bunu hissediyorum açıkçası. Yapmaya çalıştıkça aslında kadınlar daha da aydınlanmaya çalışıyor. Daha da tam tersi bir etki yaratmaya başlıyor aynen.
Yani 8 Mart'ta kutlamayalım aslında Kadınlar Günü'nü ya. Her gün kutlayalım aslında. Her gün barış içerisinde olursak, bu ülkede güven içerisinde olursak, huzurlu ve mutlu yaşayabilirsek hiç gerek yok böyle özel günlere, değil mi? Sembolik günler değil de aynen, genele hiç gerek yok. Kesinlikle genele yaymak gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Şimdi şöyle biraz önce hanımefendi de bahsetti. Oğlumla, eşimle beraber geldik dedi. Bir de eşinin fikirlerini alalım. Vallahi eşim zaten gereken her şeyi söyledi. Ben de erkek gözüyle anlatmak istiyorum. Yani hakikaten dışarıda onların çektiği sıkıntıyı falan biz bazen bir kadına bakarken, yani yardımcı olmaya çalışırken bile korkarak davranıyoruz, korkarak yaklaşıyoruz. Çünkü hep onlar öyle bakıyor. Yanımızdaki bize erkek acaba zarar verecek mi? Bize kötü davranacak mı? Taciz edecek mi diye. Bir kız çocuğuna bile, küçük kız çocuğuna bile böyle bakıp gülümseyemiyoruz. Yani bizim aslında sıkıntımız bu erkekler olarak. Kurunun yanında yaşlar da yandı. Bravo, aynen o şekilde. Evet. Dediği gibi eşimin de bunu genele yaymak lazım. Bir güne sığdırmamak lazım. Tekrardan Kadınlar Günü kutlu olsun diyeyim. Hayatınızdaki en önemli kadın kim? Ya, mutlaka yani. Bu süper, evet, annem öncelikle tabii ki. Eşim hemen arkasından gelir. Fedakar bir annem var. Tabii anneler hep fedakardır ama dediğim gibi benim annem daha da öncelikli. Arkasından eşim gelir. Harikasınız gerçekten. Dediniz. O zaman biz de sizin hem eşinizin hem annenizin Kadınlar Günü'nü kutluyoruz efendim. Güzel günler diliyoruz. Beyefendiyle konuştuk, hanımefendiyle konuştuk. Çok güzel mesajlar verdiler. Özellikle kadına şiddetle alakalı farkındaysanız 8 Mart'ı soruyorum ama herkesin ilk söylediği şu oluyor. Ya biz güvende olalım, kadına şiddet olmasın da sembolik günler de biraz kenarda duruverse de olur dediler. Gerçekten güzel bir program oluyor bizim için. Umuyorum sizin için de öyledir. Yalın Park'ta Sokak Konuşuyor devam ediyor. Efendim geldik Yalın Park'ta. Şimdi beyefendiyi tanıyanlar tanır. Yalın Park'a gelenler de mutlaka bir çayını kahvesini içer. Çünkü birçok kafe taş çıkarır onun manzarası. Aynen öyle, evet, doğru söylüyorum. Vallahi çok teşekkürler. Sizleri tekrar görmek çok güzel. Gerçekten mutlu oldum yani kendim. Tekrardan buraya geldiniz, beni ziyaret ettiğiniz için sağ olun, çok teşekkürler. Nasıl gidiyor satışlar? Satışlar güzel, iyi yani. Bugün biraz hava güzel, insanlar dışarıda geziyor. Güzel bir gün yani, böyle söyleyeyim yani kendim. Siz de geliyorsunuz, tam oluyor, böyle söyleyeyim yani. Aile alıyoruz sokakta. Her zaman için beklerim. Her zaman için beklerim. Buyurun gelin yani çok kendim. Sağ olun. Efendim, bugünkü konumuz, hemen onu söylüyorum, 8 Mart Kadınlar Günü. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Yaklaşıyor da bugün. 8 Mart Kadınlar Günü. Aslında bütün kadınlar bir çiçek. Ne bileyim, ilgiye, alakaya ihtiyaçları var. Bütün herkesin ilgiye, alakaya ihtiyacı var. Aslında iki insan, erkek olsun, bayan olsun, iki insanın birbirine saygısı varsa aslında her şey oluyor, böyle söyleyeyim yani kendim. Ne bileyim, Kadınlar Günü'nün ben herkesin, bütün kadınlarımızın, bayanlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Yani insanların iki tarafta birbirine karşı saygı duyduğu sürece herkesin güzel bir şekilde geçinip gideceğini düşünüyorum, böyle söyleyeyim yani kendim. Ben herkese saygı duyuyorum, böyle söyleyeyim yani bütün kadınlara. En önemli kadın kim? Şu an hayatımda bir kadın var mı? Aslında yok, böyle söyleyeyim yani kendim. İnsanlara karşı ben her zaman için pozitif bir insanım. Evet. Elimden geldiği kadar saygı içerisinde konuşup, işletmede olsun veya burada olsun, ister dışarıda olsun. Yani güzel bir şekilde anlaşıyorum. Pozitif bir insan olduğum için insanlar sağ olsunlar, seviyorlar, sayıyorlar, gelip gidiyorlar. Ama şu an bir kız arkadaşım veya bir hayatımda birisi var mı dersen, anne, aslında yok. Annem var. Anne. Onlar Kütahya'dalar, böyle söyleyeyim yani kendim. Annem var. Buradan kutlayalım mı annenizin? Evet. Anneciğim, Kadınlar Günü'nü enişten dileklerimle kutluyorum. İnşallah izlersin, böyle söyleyeyim yani kendim. İnşallah yani kendim. Durumlar bu şekil, böyle söyleyeyim yani. Çok kendim. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Vallahi bizim milletimiz işte böyle. Orada ben çekirdek yedik, yani burada çay içeceğiz. Sıkıntı yok. Ben çay ısmarlayayım, ondan sonra gidin. Yoksa çay içmeden bırakmam, böyle söyleyeyim yani. Tamam. Sizler de çok seviyorum, onu da söyleyeyim yani kendim. O zaman siz de bir çay demleyin. Biz de burada bir çayımızı içelim, sonra devam edelim. Efendim, şimdi önceki bölümlerde izleyenler, takip edenler bilirler, Barış vardı. Denizden çıkıyordu halatla. Bugün nasıl geldin Barış? Yine aynı şekilde geldim. Yani yine aynı şekilde geldim. Nasıl gidiyor, nasıl? Vallahi yine indim aşağı balık tutmaya vesile ama yine hayal kırıklığına uğradım. Balık yok mu? Var da gelmiyor. Gelmiyor mu? Gelmiyor. Balıklar bugün. Biz alıştırdık, bedava yemliyoruz öyle. Yiyip kaçıyorlar vallahi güzel. Karınlarını doyurup gidiyorlar. Aynen öyle, bir de bizim karnımızı doyursalar. Ya. Ben de bayağı acıktım ya bu arada. Tam da şimdi öğlen saatleri, acıktık aynen. Yavaş yavaş. Peki Barış, hemen şunu soralım. Kadınlar Günü yaklaşıyor biliyorsun. Evet. Ne ifade ediyor senin için? Neler söylersin? Benim için ne ifade ediyor? Şimdi kadın
denildiğinde anaç bir duygu gelir benim aklıma. Çünkü insanoğlu bugüne kadınlarımız sayesinde geldi. Bizler bugünümüze kadınlarımız sayesinde geldik. Kıymetlerini biliyor muyuz diye sorarsanız maalesef yeteri kadar kıymetlerini bilemiyoruz, evet. Malum zaten ortada şu kadın cinayetleri baya bir yükselme gösteriyor. Ya gönül ister ki böyle şeyler olmasın ama günümüz itibariyle insanların artık nasıl desem sıkıntılarından mı, geçinememe gibi durumlarından mı böyle olumsuz durumlarla karşılaşabiliyoruz ama ne diyeyim, herkesin hakkında hayırlısı demek istiyorum bu konuda sadece. İnşallah son olur. Zaten programın başından beri de aynı şeyin altını çize çize söyledik. Peki Barış, Almanya'da eşin olduğunu biliyorum. Evet. Buradan bir kutlayalım mı? Kutlayalım. Güzel karım, şu an kilometrelerce uzaktasın ama benim gönlüm seninle. Buradan senin ve yanındaki arkadaşlarının hepsinin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Annenin? Annemin özellikle iyi hatırlattın ama. Annemin ellerinden öpüyorum. Kendi annemle olmakla beraber bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. İnşallah bütün evlatlar bu önümüzdeki güzel günün onlar için sıradan bir gün olmadığını bu şekilde kanıtlar, hediyeleriyle, güzel sözleriyle, güzel bir kutlamalarıyla toparlayıp güzel bir gün geçirmelerini diliyorum. Barış, o kadar zor çıktı ki şimdi dil dolaşmaya başladı. Bak terledi bak. Aynen, bayağı bak terledim. Kardeşim nasıl terledi. Hava da sıcak zaten. Barış'cığım çok teşekkür ediyorum. Bu arada sizlerin de Kadınlar Günü kutlu olsun demek istiyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Efendim Barış araya Anneler Günü'nü de kattı biliyorsunuz. Anneler Günü'nü de girmişken kutladı. Kadınlar Günü'nü de kutladı. Lafı gelmişken ben de öncelikle kendi annemin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Daha sonrasında sevgili anneannemin ve babaannemin, bütün kadınların, hayatımızdaki bütün kadınların Kadınlar Günü'nde kutluyoruz efendim. Yalın Park'tayız. Ne dedik özellikle? Kadına şiddet dursun dedik. Biz Kadınlar Günü'nü sorduk ama kadına şiddet öyle bir hal almış ki nereye elimizi uzatsak, kime mikrofon uzatsak herkes diyor ki dursun artık diyor. Gönüllerden geçen tek kelime bu. Kadına şiddet dursun. O zaman biz Yalın Park'ta biraz daha sormaya devam edelim. Bakalım nasıl cevaplar gelecek. Erkeklerin hayatındaki en önemli kadınlar kimler? Kadınlar Günü'yle alakalı neler düşünüyor? Sembolik bir gün mü? Yoksa hayır, olması gereken bir gün mü? Siz de düşüne durun. Biz de biraz daha sormaya devam edelim. Efendim kameraman arkadaşım Emre girişte ekranlarınıza getirdi. Masmavi denizi şöyle bir gördük sizlerle beraber. Bugün Sokak Konuşuyor bitince bence siz de soluğu Yalın Park'ta alabilirsiniz. Çünkü oldukça güzel bir hava var. Tahmin ediyorum biz bunu çekerken güzel, yarın da öyle olur diye düşünüyorum. Peki yanımda Haydar Bey var. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biraz tanıyabilir miyim sizi? İsmim Haydar Davarcılar. Ege Üniversitesi'nde makine mühendisliği okudum. Mezun oldum. İş hayatına girmeden önce askerliği halletmem gerekiyor diye düşündüm. Şimdi askerliği bekliyorum. Askere gideceğim. Daha sonra mesleki hayatımı başlayacağım. Başlayacaksınız. Makine mühendisliği bildiğim kadarıyla biraz meşakkatli bir bölüm. Biraz eğitimi sert oluyor dediğiniz gibi. Daha sonrasında bunun karşılığını alıyoruz diyebiliriz. Seviyor musunuz bölümünüzü? Yani okurken seviyor muydunuz ve şu anda işle alakalı da böyle istekli ve heyecanlı mısınız? Ya ilk başta bölümü tercih ediyorken çok istekliydim, hevesliydim. Çünkü hani küçüklüğümden beri böyle bilim adamı gibi bir şeyleri araştırıp geliştirme gibi şeyler olsun, mesleğim buna yönelik olsun istiyordum. O yüzden severek isteyerek başladım. Tabii beklentiler yüksek oluyor böyle. Beklentilerimin %100'ünü karşıladığını söyleyemem ama mesleki hayatta da beklentilerimin olabilir karşılığını alabileceğimi düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Zaten bilim adamı, şöyle üzerimizde de NASA'lı bir kıyafet görüyoruz. Peki bilim ilerliyor mu? Bilim şu anda bence belirli bir kesimde ilerliyor. Biz şu anda gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için bizim ülkemiz için aşırı diyemem ama gelişmiş ülkeler bunu doğru bir şekilde yaptıkları için daha da ileriye taşıyorlar. Umuyoruz ki zaman içerisinde biz de çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Peki yakın tarihte Kadınlar Günü var biliyorsunuz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Gazi Mustafa Kemal Paşa demiştim, açılışta söylemiştim. Dedi ki dünyadaki her şey kadınların eseridir. Aynı zamanda Peygamberimiz Hazreti Muhammed de bu konuyla alakalı önemli hadisler söyledi diyelim. Peki Haydar Bey ne düşünüyor mesela? Siz neler söylersiniz?
Kadınlar Günü'nün ben kutlanması gerektiğini düşünüyorum ama nasıl anlatabilirim size bunu? Biraz daha hedef kitlemizin genişlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunu Kadınlar Günü'nün bilincinde olan insanlarla konuştuğumuz zaman, anlatmaya çalıştığımız zaman zaten bu insanlar bilinçli. Bundan daha fazla verim alabilmek için özellikle bilinçsiz olan toplumları aydınlatarak, eğitim seviyelerini artırarak kadının önemine, erkekle kadın ilişkisini bu tarz şeyleri geliştirerek daha doğru sonuçlar, daha güzel şeyler ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bence birazcık da kadına şiddetin daha fazla olduğu, kadın haklarının daha fazla yendiği yerlerde bunun eğitimle olacağını da düşünüyorum bu arada. Bu tarz şeylerin geliştirilerek çok daha güzel bir gün olacağını düşünüyorum. Kadın erkek ilişkilerinin sağlıksızlığından mı doğuyor sizce kadın şiddeti? Ya genellikle anlaşmazlık ama gene şiddet birazcık da eğitimle alakalı. Çünkü eğitim seviyesi arttıkça sadece kadına yönelik değil, şiddet azalır. Bu yüzden eğitimin bunu çözebileceğini düşünüyorum. Bu konuda erkeklere de pay düşüyor, kadınlara da düşüyor. Ama kadınların direkt kendisini bağladığı için bu hak, kadınların daha ön planda yer alması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yeni nesilleri yetiştirenler de kadınlar ya, o küçük erkek çocuklarını da biz yetiştiriyoruz değil mi? Galiba tam oradan da eğitim başlıyor. Aynen. Zaten ilk eğitim anneden gelir. Baba buna takviye yapar. Okulda devamını getirir. Bu sistemde de umarım daha bilinçli, daha güzel bir toplum ortaya çıkar. Bu tarz problemler inşallah böyle güncel kalmaz, çok eskilerde kalır. Son olarak kimin Kadınlar Günü'nü kutlamak istersiniz kameramız aracılığıyla? Buradan annemin, sevdiğim arkadaşlarımın, bütün kadınların, herkesin Kadınlar Günü'nü kutlamak istiyorum. Umarım daha güzel günler bizi bekliyordur. Şimdi öyle bir hanımefendiyle tanıştıracağım ki ismi ne biliyor musunuz? Hürriyet Hanım. Özgürlük demek, bağımsızlık demek. Ah şu kadınlarımız da özgür, bağımsız ve kimseye ihtiyaç duymadan. Bizim içimizde var da bir de bizi şöyle engellemeseler. Neler söylersin? Bir kere kadınlar Türkiye'de özgür gibi. Ama özgür değil tabii ki. Fakat bu kadınların elinde ya. Kadınlar biraz da kendilerini soyutluyorlar bazı şeylerden. Daha ön plana çıkabilirler. Yapanlar da var tabii, evet. Çok girişimci, çok başarılı kadınlar. Tabii ki. Ön plana çıkabilirler. Çocukları onlar yetiştiriyorlar çünkü. Çocuklarını yetiştirirken erkek çocuğu, kız çocuğu olarak yetiştirmezlerse bu verecekleri eğitim zaten başlı başına kadınları rahatlatacak bir eğitimdir. Ama annelere düşüyor tabii bu eğitim. Tabii babalardan fırsat kalırsa. Babalar baskıladığı sürece anneleri, kadın da istediği gibi yetiştiremiyor tabii çocuğunu. Aslında o bir çocuk bir nesil yetişiyor. Sadece bir çocuk yetiştirmiyoruz. Aynen. Onun için annelere çok görev düşüyor. Kadınlarımıza çok görev düşüyor. Sadece anne demeyelim. Teyze olur bu. Hala olur. Ama kadındır. Yeğenlerini yetiştirir. Onlara örnek davranışlarda bulunur. Yani erkeği erkeksin, sen erkek çocuğusun falan gibi yetiştirmemeli. Aman artık şu cümleleri kurmasak keşke. Değil mi? Aman paşam, aman tosunum, sen ya erkeksin. Erkek ne yapsa yeridir falan gibi davranıldığı sürece erkek öyle büyüyecektir. Kadın da hep öyle ezilecektir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili neler söylersiniz peki? Umarım her şey güzel olur kadınlar için. Biraz mutsuzuz biliyorsun. Evet. İnşallah güzel günler. Ama inşallah güzel günler göreceğiz. Ben kızım var bir tane, ben onu öyle yetiştiriyorum. Mutlu muyuz gelecekte? Evet, tabii ki. Hiçbir zaman. Hele gençler asla umutlarını yitirmesinler. Bu memleket güzel bir memleket. Aydınlık bir memleket. Bakmayın karanlıklar, gölge. Gölgedir onlar. Karanlık değil, gölge. Gölgeler çekilir. Aydınlığa mutlaka çıkar. Harikasınız. Yani şiir tadında bir röportaj yapmak istesem, hanımefendiyle anlaşsak ancak bu kadar yapardık herhalde. Çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Bir el sallayalım tüm kadınlara. Tüm
Efendim Sokak Konuşuyor'un bu bölümünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden bahsettik. Bu temadaydık biliyorsunuz. Birçok kişiyle konuştuk. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine kadar herkesin düşüncelerini aldık ve şu anda ekranlarınıza geliyor birbirinden güzel pembe çiçekler. İşte kadınlar da o çiçekler gibidir dedik. Çok da fazla bir şey istemedik. Koparmasınlar, zarar vermesinler yeter. Onun dışında biz zaten kendi yolumuzu bir şekilde buluyoruz dedik efendim. Bu bölümde çok güzel cevaplar aldığımıza ben inanıyorum. Özellikle kadına şiddetle alakalı mesajlar geldi. Mikrofonu kime uzatsam herkes bundan bahsetti. Bizim için de çok önemli bir konu olduğu için bol bol yer verdik efendim. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü Kanal V ailesi, Sokak Konuşuyor programı ve ben kendim adına kutluyoruz. Umuyorum kadınların da erkeklerin de hayvanların da çocukların da çok mutlu olacağı bir doğa, çok mutlu olacağı bir dünya yaratalım istiyoruz. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Bir sonraki Sokak Konuşuyor'u kaçırmayın efendim. Hoşçakalın.